Merhaba, ben Cengiz Yalçınkaya. Yeni bir TRT Haber Podcast yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 16. yüzyılda yaşamış, matematikten tarihe, hattan minyatüre birçok farklı alanda çalışmalar yapan Matrak Cinasu'yu konuşacağız. Konuğumuz 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Feridun Emecan. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Matrak Cinasu kimdir, nerelidir, matrakçı ifadesi nereden gelmektedir? İlk olarak böyle başlayalım. Matrakçı Nasuh'un devşirme olarak Enderun'a girdiğini biliyoruz. Baba adı olarak da devşirmelere mahsus olmak üzere Abdullah adı geçiyor. Bir yerde de Karagöz diye baba adı olarak geçmiş durumda. Priştineli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Priştineli diye künyesinde bir isim var. Son zamanlarda yapılan tespitler çerçevesinde onun Priştine'den geldiğini, oralı olduğunu menşe itibariyle tespit edebildik. Enderun'a 2. Bayezid döneminde girdiğini biliyoruz, alındığını biliyoruz. Oralarda kendisini ispat etmiş olmalı. Hakkında çok fazla maalesef bilgi yok. Bilgi kırıntıları şeklinde bize ulaşan bilgiler var. 1520'lerde Hayır Bey'in Mısır Valiliği döneminde Mısır'da görüyoruz. Orada cündilerdi, yani bu at üzerinde silah ve mızrak eğitimi yapan, böyle süvari eğitimi yapan orada mahir süvariler var. Onların arasında görüyoruz. Mızrak ve silah kullanımı da çok ön plana çıkmış vaziyette olduğunu düşünüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde orduda bazı seferlere katıldığını ve bu seferlerle alakalı menzilname kaleme aldığını biliyoruz. Bir başka bilgimiz de onun 1530 yılında Şehzadeleri Cinnet düğünü sırasında iki kale oyunu diye gösteri hazırladığını ve bu gösterinin çok sevildiğini, bilindiğini o dönemin kaynaklarından yine okuyoruz. Kendisi uzun yıllar bu şekilde silahlar zümresi arasında yer aldı. Silah şövalyelikte çok mahir. Matrak oyunu dediğimiz bir savaş oyunu var. Orada da yine çok mahir olduğunu ve bu oyunda şöhret kazandığını, isminin geçtiğini biliyoruz. Bunun dışında yazdığı eserler var tabii. Ondan biraz bahsederiz daha sonra ama yani hayatının bu kademeleri üzerinde konuştuğumuzda çok fazla bilgi bize ulaşmıyor. Netice itibariyle de vefatının 1560'lar civarında olduğu da tahmin ediliyor. Yani hayat hikayesi kısaca bu. Bir oğlu olduğu da biliniyor. Oğlunun da yine silahlar zümresinde olduğuna dair bir kayıt var. O kadar. Evet. Matrak Cinasu'nun minyatür alanında çok fazla ön plana çıktığını görmekteyiz. Birçok eserini şaheser olarak nitelendirebiliriz. Siz çizimlerini nasıl değerlendirirsiniz? Bunun yanında Evliya Çelebi'nin notları ve seyahatnamesiyle bizlere aktardığı birikimin bir benzerini Matrak Cinasu'nun çizimlerinde görebiliyor muyuz? Siz bu konuya nasıl bakarsınız? Evliya Çelebi'nin anlatımı çok daha farklı. O düz bir anlatım çerçevesinde çok geniş tasvirler yapıyor. Fakat Matrak Cinasu'nun yaptığı tasvirler daha ziyade insansız tasvirler. Ve muhtemelen gördüğü yerleri kendi zihin dünyasında canlandırarak bize naklediyor. Onun mesela Irak'ın seferi, Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında katılmış olduğu Irak'ın seferi var. Tebriz ve Bağdat'a girildiği için iki Irak diye bilinen bir sefer. Bu sefer sırasında geçilen menzilleri, durak noktalarını çizmiş. Mesela orada hem sadece şehirler yok, güzel şehirleri de çiziyor. Ama aynı zamanda da mesela bir pınar başında konaklanmış, orayı tabiat tasviri yapıyor. Yani bir köyde konaklanmış, oranın tasvirini yapıyor. Ama bunların hiçbirisinde insan figürü yok, çok ilginç bir şekilde. Dolayısıyla orayı dilsiz dediğimiz bir şekilde bize zihnimizi canlandırıyor. Ama orası hakkında işte şurada şu var, burada o var diye bir tarif yapmıyor yalnız. Sadece zihin dünyasında canlandırıyor. Bunun en değerli yani başka önemli yanı da bilhassa bunların biraz hani soyut bir çerçeve kazanmış olmaları. Bu çok önemli. Minyatürlerde bu var zaten. O yüzden geri kalanını bizim zihin dünyamıza bırakmış gibi gözüküyor. Fakat şehirleri tasvir etmesi çok önemli. Çünkü şehir tarih çalışanlar için o dönemde herhangi bir hani resim veya gravür olmadığından dolayı bazı şehirler için bu yapmış olduğu çizimler son derece önemli. Araştırmacılar tarafından o mevcut olan bilgileri takviye edecek bir mahiyet kazanıyor tabii. Yani o anlamda önemli. Onun yanı sıra bu Barbaros Selahattin Paşa'nın seferiyle alakalı, Korfu seferi işte, bununla alakalı çizimleri de var. Bunlar da çok mühim. Mesela limanları, gemileri çiziyor. O bize gemi tipleri hakkında mesela önemli bilgiler verebilir. Yine 2. Bayezid dönemiyle alakalı yazdığı kısımlarda yine minyatürleri var. Bu bağlamda çok enteresan bir farklı, yani minyatür sistemi içerisinde çok farklı bir yere oturuyor gibi görünüyor Matrak Cinasu. Matrak Cinasu'nun yaşadığı dönemde Kanuni Sultan Süleyman'la nasıl bir ilişkisi vardı? Bunu nasıl anlatabiliriz? Tabii şimdi Kanuni Sultan Süleyman'la olan bağı yazmış olduğu eseriyle belki bir ölçüde ön plana çıkıyor. Muhtemelen yeni tahta çıkmış olan Sultan Süleyman emriyle bir tarih kitabının telifine girişiyor. Yakın çevresinde bir Sultan Süleyman'ın
bu konuda bir bilgimiz yok. Ama anlaşıldığı kadarıyla onun bu entelektüel kimliği sebebiyle böyle bir siparişin kendisine yapılmış olması ihtimal dahilinde. Sultan Süleyman Emir'in yazdığı eser, İslam tarihçiliğinin bir şaheseri olan Taberi tarihiydi. Bunun tercümesini yaptığı, Sultan Süleyman'ın bunu tercüme ettirmesi herhalde onun ileri vadede emperyal siyasetine ve sunacağı misyona uygundu sanki. Yani rastgele seçilmiş bir şey olmadığını anlıyoruz. Mataş'ta bu yeni hükümdarın tahta çıktığı ilk yıllarda bu işe girişti. Bu çok enteresan bir olaydır. Daha sonra da yavaş yavaş Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait olan olayları yazmaya çalıştı. 1551'e kadar getirildi bazı kısımlar hariç olmak üzere. Ve bunun adına da, bu kitabın adına da Mecmuaü't Tevarih koydu. Yani Mecmuaü't Tevarih demek Sultan Süleyman dönemindeki tarihleri ifade eden mahiyeti arz ediyor ve bir dünya tarihi kapsamı içerisinde mütalaa edilebilir bu ve aynı zamanda da o dönemin global siyasetine uygun bir çerçeve taşıyor. O yüzden son derece önemli bu eseri. Yazdığı kısımlara bakıldığında Sultan Süleyman'ın cülusuyla başlayıp Korfu Seferi'yle bitirdiği bir bölüm var. 1520-1537 Sultan Süleyman dönemi için. Korfu Seferi son derece önemli çünkü Sultan Süleyman'ın Roma'nın fethini hedeflediği emperyal zihniyetinin bir yansımasıydı aynı zamanda. Nason yazdığı ikinci bölüm Karaboğdan Seferi'ne aitmişti. Bugünkü Moldova civarına yönelik sefer. Bu 1537-1539 yıllarına ihtiva ediyordu. Bu tabii Karadeniz'in kuzeybatı kıyılarındaki hakimiyeti perçinleyen bir seferdi. Rusya ve Ukrayna steplerine yönelik bir kapı aralayan bir sefer olmasa sebebiyle son derece önemliydi. Ve onun ardından küçük bir kesinti var. Daha sonra da yine Macaristan politikalarıyla alakalı olarak Esterbon ve Macar krallarının taç kenti yani krallık kenti olan İstanbul Belgrad fethini kaleme aldı. Seferle alakalı anlatımı da yine minyatürlerle süslemiş olduğunu görüyoruz. Yine Barbaros'un Akdeniz'deki Fransızlarla müşterek yaptığı deniz harekatı vesilesiyle de minyatürlere burada yine yer vermişti. 1543 ve 1551 dönemi de sona eriyor eserinin bu kısmı. Herhalde en orijinal tarafı da bu. Yani 1543 ile 1551 yıl arasındaki yazdıkları kendisine mahsus olan kısımlar. Bundan önceki kısımlardense kendi intibalarından ziyade başka kaynaklardan hareketle kaleme almış gibi gözüküyor. Bir de yine Mataş'ın Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle alakalı olarak vurgulayabileceğimiz böyle yanlışlıkla Hüsnü Paşa tarihi diye bilinen bir müstakil Osmanlı tarihi de var. Bu yakın zamanlarda yayımlandı. Bu eser enteresan. Çünkü burada bu geniş çaplı Mecmuaü't Tevarih'ini daha kısaltmış ve bir Osmanlı tarihi haline getirerek Sultan Süleyman'a sunmuş olduğunu anlıyoruz. Ama yanlışlıkla bu eser Vezir-i Azam Hüsnü Paşa'ya atfedilmiş vaziyette. Evet. Yani eserleri Sultan Süleyman'la ilişkileri bağlamında genel olarak bunlar. Tabii başka eserleri de var bunun. Matrakçı Nasuh'un sizin de anlattığınız gibi hocam tarih bilimine dair de bazı notları var ve çalışmaları var bunun yanı sıra. Sizce Matrakçı Nasuh tarih bilimine nasıl katkılar vermiş? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sultan Süleyman tarihi için o dönemin kendi şahit olduğu olayları anlatmasını beklediğimiz bir çerçeve sunması sebebiyle mühim. Yani o döneme ait Süleymanname dediğimiz Sultan Süleyman dönemine ihtiva eden eserler var. Bunlara biz Süleymanname adını veriyoruz. Bunlardan birisi olarak da Matrakçı Nasuh gözüküyor ama yazdığı kısım aslında bu genel demin bahsetmiş olduğum Mecmuaü't Tevarih'in son parçaları oluyor yani. Dolayısıyla da bu dönem hakkında bize genel bir perspektif tarih anlamında veriyor. Fakat şu var, genellikle bu tarihle alakalı yazdığı kısımların kendine ait orijinal bilgi olmadığını ifade etmeliyim. Ve muhtemelen bazı kaynakları neredeyse kelime kelime tekrar ederek kullanmış gibi gözüküyor. Yani onları kopyalayıp yapıştırma taktiği tepkimiz şekilde bir ölçüde sıra sıra arka arkaya koymuş. Onların kaynaklarını da gayet iyi biliyoruz aslında. Mesela Kemal Paşazade'nin 10. defterindeki bilgileri aynen takip etmiş Kanuni Sultan Süleyman döneminin ilk yıllarına ait. Ama son yıllarda ile ilgili parça muhtemelen tamamen kendisine ait oluyor. Yani tarihçiliğinde böyle bir çerçeve var. Onu da hani belirtmek gerekir. Matrakçı Nasuh hakkında başka eklemek istedikleriniz varsa onları da sizden dinlemek isteriz. Tabii Matrakçı Nasuh sadece tarihçiliğe değil, aynı zamanda matematiğe verdiği değerle de biliniyor. Çünkü onun bu manada bir eseri var. Muhasebe usullerini kaleme aldığı Camiül Küttab diye bir eseri var. Mesela muhasebe usullerini ihtiva ediyor. Veya Umdetül Hesap diye biliniyor bu. Bunlar belki tercüme gibi görünen bu eser son derece mühim.
şahsiyetini belirliyor, yani merakını belirliyor. İkinci olarak da benim söz edeceğim Tufetül Kuzat diye bir eseri var ki bu da son derece önemli. Orada kılıç, kalkan, topuz nasıl kullanılır, atla nasıl harekat yapılır gibi bu da yine bir tercüme olduğunu biz anlıyoruz. Çünkü bu tür kitaplar daha ziyade o dönemlerde Mısır'da üretilmiş kitaplar Memlük döneminde ve onların tercümeleri oluyor. Bu tercümelerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu Tuhvetül Kuzat Tarih Kurumu yayınlarında yayınlandı. Çok enteresan. Onun silahşörlüğünü de aynı zamanda ortaya koyan bir eser. Yani Mataş'tan sonra kısaca söylemek istediğim şey onun bir ölçüde Sultan Süleyman döneminde ortaya çıkan bu emperyal zihniyet dünyası içerisinde yer alan ve bu dünyaya girecek nesillere bir ölçüde tanıtma görevi üstlenen Sultan Süleyman çağı tarihçiler arasında onun çok mümtaz bir yere sahip olduğunu ifade edebiliriz.